sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ali Babacan desembarmasyon yasası tam bir sansür yasası dedi. Ali Babacan'ın açıklaması. Kalalım Cem burada. Büyütürsen sevinirim. Beni al ekrandan lütfen. Bunu standart olarak yapalım. Dezenformasyon yasası tam bir sansür yasasıdır. Arkadaşlar tam bir karartma yasasıdır. Ben sansür yasasının da yeterli o. Karartma, gerçeklerin karartma dönemi, gerçeklerin konuşulamama dönemidir. Siyasal iktidarın tüm trolleri, gazetecileri, analistleri, sunucuları, televizyonları her türlü yalanı ve her türlü dezenformasyonu yapabilirler. Onlar için işlemeyecek bu yasa. Ama orada da ters bir şey yapılabilir. Ben muhalefet açısından söylüyorum. İsimler konusunda, medya konusunda, sosyal medya konusunda yalan yapan siyasal iktidara yakın isimlerle ilgili binlerce suç duyurusunda bulunarak farklı bir kampanya yürütülebilir tam tersine. Ali Babacan demiş ki 240 milyar dolardan fazla parayı arka kapıdan sattıklarını söyledi ve iddia etti. Şu anda 100 dolar olan bir insan Merkez Bankası'ndan daha zengin. Merkez Bankası eksi 60 milyar dolarda dedi. Ama biz Merkez Bankası'nın rezerv açıklamalarına bakıyoruz. Artı 60 milyar diye açıklıyorlar. Bazen hatta 110 milyara kadar çıkıyor. Kim hangi hesabı yapıyor bilmiyoruz. Biri yalan söylüyor da kim yalan söylüyor. Mesela Merkez Bankası'nın yetkilileri dezenformasyon yasasından dolayı yalan bilgi verdikleri için, toplumu yanlış yönlendirdikleri için, manipüle ettikleri için cezalandırılabilirler mesela. Şu anki krizi 6 ayda çözebileceklerini belirten Babacan, 2001-2002 krizini çözdük, 2008-2009 krizini de çözdük. Bu krizi de çözmek yine bize nasip olacak demiş ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık temel fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir aygıt haline geldi. Tek kişinin elinde bir oyuncak oldu. O kişinin dikkatini çekilirse karar alıyor. Aldığı kararların da çoğu yanlış ya da başıboş. Bir devlet bütünlüğünden, koordinasyondan yoksun, salınmış bir halde gidiyor her şey dedi. Zararı Türkiye demokrasi görecek dedi bu son sansür yasasıyla ilgili olarak. Ülkeyi yönetenlerin işine gelmeyen gerçekleri önünü kapatmak için çıkartmaya çalıştıkları bir yasa. İktidarı kaybedeceklerini görmeye başladılar. Panik halinde akıllarına gelen her şeyi yapıyorlar. Zarar Türkiye demokrasi ve özgürlük ortamı görecek demiş. Ardından Davutoğlu bir açıklama yapmış. Davutoğlu da dezenformasyon yasasıyla ilgili olarak demiş ki sansür yasası tepkisi demokrasi tarihine kara bir leke bırakıyorsunuz diye siyasal iktidarı uyarmış. Yazık size, demokrasi tarihine kara bir leke bırakıyorsunuz. Ey koltuklarını korumak için ne yapacağını şaşıran iktidar sahipleri diye seslenen Davutoğlu, hiç yasayla falan uğraşmayın. Oldu olacak. İnterneti kesin. Gazeteleri, televizyonları kapatın. Cumhurbaşkanını mutlu etmek için bir de pembe gazete basın. Yazık size, demokrasi tarihine kara bir leke bıraktınız demiş. Hande Fırat demiş ki iktidarın önemli kalemlerinden ve televizyoncularından biri olan Hande Fırat demiş ki yeni yasa istismara açık. Oo. Benim güldüğüm bir video bir partili gülmeyebilir. Şikayet edilebilirim. Hakim de gülmezse yandık demiş. Korkma Hande Fırat. Senin hakkında dava açabilecek bir savcı olmaz. Arkadaşlar geçen gün savcılığa gittim. Bu İstanbul Ticaret Odası seçimleriyle ilgili biri benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. İşte yaptığımız haberlerin, yaptığımız videoların kaldırılmasını talep etmiş. Olay da şu. Düşünün Sedat Peker yaklaşık binlerce kişinin bu özellikle neydi? Halil Falyalı'nın listesini ele geçirdiğini söyleyip paylaşmıştı. Biz de o akşam Bidin'le beraber canlı bir yayın yapmıştık. O canlı yayında Türkiye'de spor dünyasından, sanat dünyasına, iş dünyasından, siyaset dünyasına kadar binlerce, yüzlerce insanın kumar oynadığını ve bu kumarın da Türkiye'den paralar gönderdiğini listesini yayınlamıştı. Biz de o listede çok ilginç, bu İstanbul Ticaret Odası seçimleri Kasım ayında yapılacak derken bir baktık ilginç bir isme rastladık. Bu isim de İstanbul Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesiydi. Ve bunun üzerine bir video, bir haber ve bir tweet paylaşımı yaptım. Bunun üzerine kişi itibarının zedelendiğini söylemiş. Yani kumar oynarken itibarı zedelenmiyor. Buradan oraya para gönderirken itibarı zedelenmiyor. Muhafazakarlar bunların tamamı bir de. Ama ben bunu konuştuğum için itibarı zedelenmiş oluyor. Yani savcı da demiyor ki kardeşim senin itibarın zedelendi de sen bu kumarı oynadın mı oynamadın mı?
Sen buradan para gönderdin mi, göndermedin mi? Hayır. Yani savcı bana dedi ki uzlaşma isteyecekler büyük ihtimalle karşı tarafta, uzlaşır mısınız? Hayır, uzlaşmam dedim. Niye uzlaşayım yani? Yaptığım haber yalan değil ki. Yaptığım haber şey değil ki, bu adam şunu demiyor ki, ben kumar oynamadım, ben buradan para göndermedim demiyor. Bu kumar iddiasının gündeme getirilmesiyle itibarını sarsıldığını söylüyor. Yani böyle bir döneme denk geldi. Ya adam şunu dese ki, ben kumar oynamadım Kıbrıs'ta, ben kumar parası göndermedim, dijital ortamda kendi hesaplarımdan işte kumar oynamadım, bahis sitelerine girmedim gayri yasa, ama yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamadım demiyor adam. Ama bizimle ilgili olarak dava açılıyor. Bu davada da hapis cezası isteniyor hakkımızda.